süzülürken yaşlar gözümden, sakın utanma, ağlamak öfke denice nefret, doruklarda aşk doyumsuz sevinç, kahreden keder, kısaca hayat ve nefesinde ve nefesinde. Deren, canım. Canım. Güneşli bahçeye gittim. Kardeşlerimle tanıştım. Baba. Özanne. Nerede biliyor musun? Bilmiyorum canım. Bilsem emin ol saklamaz söylerdim. Harun Bey. Sigorta müfettişi Hasan Koç. Buyurun. Hastaneniz hakkında inceleme başlatıldı. Sigorta yolsuzluğu yapıldığına dair çok güçlü şüphelerimiz var. Harun, sakın bir şey söyleme. Avukatlarımız geliyor. İşbirliği yapmanız sizin lehinize olur. Buyurun. Bizim saklayacak bir şeyimiz yok. Hastaneniz tarafından yazılan reçeteleri, tedavi gören hastaların kayıtlarını inceledik. Neredeyse tamamına yakını acilde tedavi görmüş gibi gösterilmiş. Böylece devletten alınacak pay çok yüksek miktarlara ulaşmış. Bir dakika. Nasıl olur böyle bir şey? Hastalardan tedavi gördükleri servislere göre para alınmış. Ayrıca acilde tedavi görmüş gibi gösterilip devletten de para almış. Ayrıca hasta reçetelerine, raporlarına gereğinden çok daha fazla miktarda ilaç, tahlil, görüntüleme hizmetleri eklenmiş. Açıkçası devleti dolandırmışsınız. Ahlaksız! Nasıl yaparsın böyle bir şey? Harun, biraz sakin olur musun? Oğlun hapse girdiğinde yine sakin ol diyebilecek misin bakalım? Hapis mi? Ne sanıyorsun oğlum sen ha? Ne sanıyorsun? Çocuk oyuncağı mı bu? He? Gelip kulağımızı çekip bir daha yapmayın diyeceklerini sanıyorsun? Bana bak, imza yetkisi kimdeyse, o fazladan ilaçların üzerine kim imza attıysa onu suçlayacaklar. E tamam işte, yetkili olarak ben görünmeyeyim olsun bitsin. Kim görünsün peki he? Kim görünsün? Gelip yalvarmadı mı bana imza yetkisi bende olsun diye? Annenle birlikte. Hayır, ben hapse falan giremem. Ölürüm içeride ya. Deren, ne yapacağım ben? Çözüm belli. O Aras'tan daha kuvvetli. Dayanır. Olmaz öyle şey. Harun! Olmaz öyle şey! Harun! Aras senin öz evladın.
Senin olmayan çocuğu oğlundan daha fazla sevdin. Şimdi bir kez olsun oğlunu düşün. Üç yıl. En fazla bu kadar yatarsın. Lisansını kaybedersin belki. Ama banka hesabında paran hazır olur. Hayatını garanti altına alırız. Suçu benim mi üstlenmemi istiyorsun? Anne! Manyak mısınız ya siz? Tamam evet, herifin teki olabilirim. Ahlaksız olabilirim, pislik olabilirim. Hırsız olabilirim. Ama bu kadarını ben bile yapmam. Ya bunu da bırak, bu kız bu diploma için gece gündüz demedi, çalıştı, didindi, böyle kolay kaybedemez. Kaybetmeyecek. Gidip suçlu benim diyorum, tamam mı? Deren benim yerime hapis bilen yatmayacak. Aras. Senin konuşmaya hakkın yok. Deren. Deren abla, Deren. Tek kuruş faiz para vermeden paranın üstüne yattı. Doğru konuş lan. Arabamı sattın lan senin için. Evde huzurum kalmadı. Biz anlaştık seninle. 6 ay sonra vereceğim dedin. 1,5 yıl oldu lan. Bana bak. Vermesene lan. Alacağım şimdi aşağı. Oğlum bağırmayın lan siz de. Ödemiyorsun arkadaşım adamın borcunu. Abi. Bu senetlerdeki imzalar senin değil mi? Benim abi. O zaman niye ödemiyorsun adamın borcunu? Ödeyeceğim abi, durumum iyi değil. Bu garibanın günahı ne? O para ödenecek. Sana çoluğunun çocuğun hatırı için 3 ay daha müddet. Borcunu öde. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Bunu içerik senet imzalat. Ben çıkıyorum.
Merhaba Kenan. Doktor hanım, nasılsınız acaba? İyiyim. Geceniz nasıl geçti? İyi. Konuşmak istemiyorsan kapatayım ben. Ya kusura bakma. Farkındayım, çok ısrarcı oldum. Kapatıyorum, hoşça kal. Kenan. Deren, ağlıyor musun sen?